şeytandan Allah'a sığınırım. İçlerinden biri demişti ki, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrıldınız, o halde dağlara çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Taptıklarından, evet. Taptıklarından ayrıldınız. Evet, evet, mağaraya çekilin. Rabbiniz size rahmetinden yaysın ve işinizde bir yarar kolaylaştırsın. Evet. Küfürden kopmak, küfür kültüründen kopmak, insanın beynini temiz, arı ve dur hale getirir. Birçok insan küfürden tam kopamaz. Yarı Müslümandır, yarı küfür içindedir. Küfrün kültürünü yaşar. Ayeti bir daha oku. İçlerinden biri demişti ki, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptığınızdan kopup ayrıldınız. O halde mı diyor ayete? Taptıklarından diyor değil mi? Evet. Tamam evet. O halde dağlara çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Küfürden kopma çok önemlidir. Mesela İslam anlatıyor, tebliğ yapıyor ama adam küfürle iç içe yaşıyor, ona özeniyor. Onlar gibi yemek yiyor, onlar gibi müzik dinleme alışkanlığı var. Onlar gibi konuşuyor, yani lisan, uslup olarak. Yani her şeyle onlara benziyor. Yani Müslümanın müziği ayrıdır diye bir şey yok. Ama orada bir ruh var, bir felsefe var, onu kastediyorum. Yoksa tabii ki her şey iç içedir, yani onların yediğinden sen de yersin. Ama oradaki bir ruh felsefe ayrılığı vardır. İnanç ayrılığı vardır. Ondan kurtulmak için küfürden kurtulmak gerekiyor. Yani küfürle iç içe olarak olur. Yine Müslüman kurtulabilir ama her baba yediğini harcı değildir. En iyisi ayet ediyor ya, yüz çevirin. Yüz çevirmektir. Ayette de o gençler yüz çevirmişler. Mağaraya çekilmeler. Mağara dedikleri yani böyle hayattan kopmuş bir sistem olmadığı anlaşılıyor. Çünkü iş başarı var bir kere. Başarı, mağarada başarı olmaz. Mağarada uyuyan bir adamın nasıl başarısı olsun? Değil mi? Yani hayatın bir uyku gibi olduğu oradan anlaşılıyor. Ve kendilerini tecrit ettikleri anlaşılıyor küfürden. Ama başarılı bir faaliyet anlaşılıyor. Bak işlerinden size bir başarı. Tabii sırrını tam bilemiyoruz ayetin. Yani biz zahirine göre işte gittiler mağarada uyudular gibi görünüyor. Ama batınının nasıl olduğunu Allah biliyor. İnşallah.